Kira davaları yüzünden arabuluculuk getirildi ve şimdiye kadar başvuru sayısı 169 bini aşmış durumda. Peki bu %25'lik konut kira artış oranı kalkarsa daha fazla yük biner mi, yoksa bunda bir azalma olur mu? Kiracı ve ev sahibi arasındaki bu gerginlik sona erer mi? Muhakkak yani serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı koşullarda adliyelere yani yargılamalara düşen dosya sayısı tabii ki de azalacak. Burada siz %25'lik bir kira artışını beğenmiyorsunuz, ancak kabulü de mümkün değil belki enflasyon karşısında. Ama burada mal sahipleriyle kiracılar arasında serbest piyasa koşullarında TÜİK'in açıklayacağı o son 12 aylık TÜFE ortalamalarının bugünlerde %50, %70, çünkü biz iş yeri kiralamalarından neticede TÜFE ortalamalarına devam ediyorduk. Çünkü %25'lik artış sadece konutları kapsıyordu. İş yerlerinde konutlara nazaran daha az bir yargılamanın yapıldığını gördük bu süreçte. Dolayısıyla aynısının konutlara uygulanacak olması tabii sevindirici bir gelişme. Çünkü taraflar %50 gibi bir artış oranında anlaşmaları halinde, ki zaten yasal olarak da bir mal sahibinin kiracısından isteyebileceği en fazla olan rakam bu olacak. Yani TÜFE'nin açıklanmış son 12 aylık ortalaması. Dolayısıyla böyle bir ortamda serbest piyasa koşullarının uygulandığı bir yerde muhakkak yargılamalar çok daha az olacak. Adliyelerde daha az iş yükü olacak. Ve en önemlisi de ne biliyor musunuz? Kiracıyla kiralayan arasındaki ilişkiler gerilmeyecek ve sağlıklı bir sözleşmenin sonucu olarak da taraflar mutlu bir şekilde o sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getirecekler. Çünkü gerçekten bazı kiracılar tarafından özellikle %25'lik yasal artış sınırının getirilmesi konutlarda özellikle kötüye kullanıldı. Çünkü bazı lokasyonlarda öyle oldu ki aynı binada bir dairenin 10 bin liraya eski kiracı tarafından oturulduğunu, ancak yeni kiracılar tarafından 70-80 bin liraya dairenin kiralandığı bazı bölgeler var İstanbul'da. Hem de bunlar öyle çok lüks semtler değil. Yani Eyüp'te, Bayrampaşa'da, İstanbul'un çok da lüks olmayan semtlerindeki binalardaki apartman dairelerinde bile hemen hemen eski kiracıyla yeni kiralayan arasında 6-7 kat bir fiyat farkının olduğunu gözlemledik. İşte bu durumun kabul edilemez olması ve gerçekten Türkiye'deki piyasa koşullarının normalleşmesi adına %25 uygulamasının kaldırılması hem adliyedeki iş yükünün azaltılması manasında hem de tarafların ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi noktasında önemli ve müsbet bir gelişme olacağını düşünüyorum ben.